Öğretmenlik meslek kanunu yasalaştı. TBMM'de kabul edilen öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlik kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro oluşturulacak, ilave özlük ve mali haklar verilecek. TBMM'de kabul edilen öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlik kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro oluşturulacak, ilave özlük ve mali haklar verilecek. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 57 milletvekilinin imzasıyla gelen öğretmenlik meslek kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenleniyor. Öğretmenlik mesleği 3 kariyer basamağına ayrılacak. Aday öğretmen olabilmek için 657 sayılı devlet memurları kanunu, yüksek öğretim kurumunda mezun olma, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı olma şartı aranacak. Aday öğretmenlik süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Aday öğretmenler adaylık süreci sonunda adaylık değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak aday öğretmenlik dahil olmak üzere en az 10 yılını dolduran, mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlayanlar, uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlayanlar, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler uzman öğretmen sınavcı için yapılacak yazılı sınava başvuru yapacaklar. Bu sınavdan 70 ve üzerinde puan alan öğretmenler başarılı sayılacak ve uzman öğretmen sertifikası alacaklar. Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan ve uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen baş öğretmenlik eğitim programını tamamlamış olan ve mesleki gelişime yönelik alanlarda baş öğretmenlik için öngörülen çalışmayı tamamlayan baş öğretmen sınavı için yapılan sınava başvurabilecekler ve bu sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklar. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayanlar baş öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaklar. Uzman öğretmen ve baş öğretmen unvanına haiz olanların eğitim ve öğretim tazminatlarında iyileştirmeler yapılıyor. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı %20'den %60'a, baş öğretmenlere ödenecek tazminat ise %40'tan %120'ye çıkarılıyor. Birinci derece kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkartılıyor. Bu hüküm 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan öğretmenlik meslek kanununun eğitim alanında tarihi bir adım olduğunu belirterek, öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Özel mesajında öğretmenlik meslek kanununun eğitim alanında tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bu tarihi adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve yüce meclisimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.